Cellad'ına aşık olmuşlar. CHP. Pek tabii ki İttihat ve Terakki Partisi'nin devamı ve Cumhuriyet sonrası tek parti ve şeflik döneminin de tek uygulayıcısı. 60 sonrası tüm darbelerin, ihtilallerin, muhtır ağlarında baş müsebbibi olduğu gibi organizatörlüğü yaptığı aşikardır. Yani inkarın ve simülasyonun partisidir CHP. Patenti de yerli ve milli değil, ecnebi. Bu görüş salt benim değil. CHP'nin radikal savunucularının dışındaki parti üyeleri dahil herkes hemfikir. Kendisine milli ve yerli diyenler, muhafazakar değerlere sahip olan herkesin ortak görüşüdür. CHP'nin zalim bir anlayışın ve felsefenin uygulayıcısı oldu. Ve tabii ki siyasi partilerde bir bütünlük içerisinde zulümkar deyip karşı durmuşlardır dönemsel olarak. Nitekim Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda CHP sivil iradenin temsiliyetiyle demokratik bir iktidar olmamıştır. Olduğu dönemlerse kısa süreliğine koalisyonlu melez bir politikayla bulmuştur tek başına iktidar olabilme şansı bu halktan görmüş değildir boşuna söylenmiş bir söz değil ne uzar ne kısalır Hal bu ne oluyor da sağ ve muhafazakar partiler bugün CHP'nin bulunduğu kulvarda omuz omuza yürüyecek bir gafletin ve delaletin dehlizinde bulunuyorlar. Aynı masada oturuyorlar, aynı hedefe ve stratejiyle mail verme birlikteliğini oluşturmaya çalışıyorlar. Derdemez insan eskiye dönüp bakıyor yol yürüyenlere CHP'nin ne kadar büyük zalimliklerde bulunduğunu. İşte Demokrat Parti bu CHP değil miydi ki 60 ihtilalini yaptıran, DP'nin genel başkanı ve başbakan menderesi ve iki bakanını idam eden, Vesayet rejimiyle sivil iradeyi alaşağı edip 27 Mayıs'ta darbelerin kapısını bu ülkede açtıran CHP ve avanesi değil miydi? Siyasi yasaklar ihdas eden. Şimdi DP bu CHP iktidar olmadı hayat iksiri oluyor. İşte Saadet Partisi. Milli görüşün temsil edeni. Türkiye'nin siyasi tarihinde partisi kapatmayla ünlenen bir geleneğin son halkası Saadet Partisi bu yolda 3 parti kurban verdi. Ve partiye kilit vuran tüm hakim ve savcılar CHP'li Mehmet Moğultay ve Seyfi Oktay'ın atadıkları. 28 Şubat'ta iktidarı deviren zihniyette o değil miydi? Merhum Erbakan'a boncuk boncuk terler döktürüp hapis cezası ve sonrası ev hapsine dönmesine neden olanlar. Şimdi Saadet Partisi bu CHP'nin bahçesinde peyzajcı kesilmiş. İşte HDP, Kürtleri kart kurt olarak gören, inkar ve asimilasyonu dayatan, Şeyh Said ve 47 arkadaşının kıyamlarını isyan diyerek idam eden, Bediüzzaman zaman Nursi Hazretleri dahil. İslam alimlerini idam edip sürgüne tabi tutan, 90'lardaki CHP döneminde faili meçhul binlerce cinayetten sorumlu tutulan, özgürlükleri sınırlayan siyasetin savunucusu bugünkü CHP değil mi? Şimdi HDP bu CHP'yi el bebek gül bebek görüyor besleme gayretinde. İşte İyi Parti her ne kadar parti olarak Meral Akşener CHP'den yediği bir zılgıt yoksa da siyasi hayata adım attığı İçişleri Bakanlığı yaptığı DYP safındayken en büyük zalimliği ve zulmü o günün CHP zihniyetindeki bürokratlardan gördü. 28 Şubatçılardan gördü. Küfürler, hakaretler işiten Akşener değil miydi? Milliyetçi saflardayken bile aynı tavrı CHP'den görmedi mi? Şimdi birbirlerini kurtarıcı kesilmişler. İşte deva ve gelecek. Yeni yetme partiler ama liderlerinin CHP'den görmedikleri zılgıt, tehdit, hakaret kaldı mı? Ali Babacan'a Telekom'un özelleştirmesi üzerinde Yüce Divan tehdidi yapılmadı mı? Ya Ahmet Davutoğlu 724 başbakanlık yaptığı dönemde envai tehditle, hakaretle, seni idam sehpasına götüreceğiz diyen CHP değil miydi? Şimdi ikisi de CHP'nin direninde kendilerine gelecek bulma umudundalar. Netice itibariyle tekçi ve vesayetçi, Batı orijinli dışa bağımlı, güdümlü siyasetin baş aktörü CHP'dir ki zulümkarlığı ve zalimce siyaseti yönetim anlayışı tarih sürecinde tescil edilmiştir. Sicil defterinde onlarca suç sabitliğiyle zalimliği onay görmüş CHP ile zıt kutuplarda hareket eden partilerin Aynı safta ittifak etmeleri neyle izah edilebilir ki varlık karakterinde zalimlik ve zulümkarlık olan her an için tek parti ve şeflik ruhunu diriltmeye hazır bulunan CHP ile yol yürümek onlar için celladına aşık olmak şeklinde değerlendirilebilir veyahut da Erdoğan düşmanlığına bina edilebilir ama hiçbir şekilde bu millete bu ülkeye ve bu coğrafyaya vesayetin korku imparatorluğunu inşa etmeye kimsenin hakkı yok ve şu da bir gerçektir ki mevcut CHP'nin masasındaki 5 partinin de tabanı, seçmeni, üyesinin aşina olduğu tek parti ve siyasi hareket vardır. O da AK Parti. Hal buyken neden vesayetçi kul var ve neden bir başka safta cellatsız yol yürünmüyor? Hatırlamalıyız ama hiçbir zaman unutmadan hatırlatmalıyız. O kim ve kimlerdi İstanbul'un fethine karşı durup duvarlara zulüm 1453'te başladı diye yazanlar. Diyarbakır'ın 639'da İslam orduları tarafından fethedilmesini zulmün başlangıcı ve işgali diye laf öterler. Fetih kutlamalarına korsan yakıştırmasında bulunup ömrümüzde bunları görmedik bu ne kutlama şeklidir gibisinden kudurarak söylenip duranlar. Ayasofya'nın ibadeti açılmasında yüne istan'dan Bizans'ın kalıntılarından daha fazla alehte sesini yükseltenler Hasılı kelam, bu ülkenin, bu toprakların şu heda kanıyla sulandığını hatırlayacağız. Aba ecdadın bıraktığı mirasın batıya, siyonizme, emperyalizme yedirilmeyeceğini göstereceğiz. Tarihini, milletini, ırkını, değerlerini, inancını ve iman şiarını unutmayan bir nesil olarak bin yıllık medeniyetine sırt dönenleri de hep hatırlayacağız. Günün sözü ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostların saat değiştirmesi olacaktır.